Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Temmuz sizler için hareketli, yakın çevre ilişkilerinizin, seyahatlerin öne çıktığı bir ay. Konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay doğuyor. Gezegeniniz Mars ayın 11'ine kadar Aslan burcunda, daha sonra Başak burcuna geçecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda, ayın 23'ünden itibaren gerilemeye başlayacak. Evet, bunlar ne demek? Şimdi detaylara bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda sizin için de keyifli bir dolunay meydana geliyor. 3. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay yakınlarınızdaki kişileri, kardeşleri, akrabaları, komşuları özellikle ilgilendiren, yakın çevrenizde olup bitenlerle sizi bir şekilde etkileyen bir dolunay. Belki onlarla ilgili gündemleriniz var. Ve bu süreçte önemli olabilir seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir. Bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde bir eğitime başlamanız ya da bir eğitimi tamamlamanız mümkündür. Araç almak, satmak gibi bir konunuz olabilir. İletişim ve medya alanında yapılacak her türlü faaliyette de bu dolunay sizi destekliyor. İşinizin tanıtımı gibi bir konu, internet işleriniz, reklam promosyon çalışmaları ve benzeri alanlarda yazılı, sözlü tasarım işleriniz, hani buralarda da önemli etkiler getirebilen bir dolunay önce burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız, özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Evet, Mars Aslan burcunda ayın 10'una kadar bu dönemde biraz iş konularında, kariyer konularında daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Ayın 11'inden sonra Mars Başak burcuna geçecek. Kalabalıklar içerisinde, grup çalışmaları içerisinde hareketlerinizin, eylemlerinizin arttığını hissedebilirsiniz. Arkadaşlarla daha fazla bir arada olmanız, bazı ekip çalışmalarına katılmanız mümkündür. 20 Temmuz'da Mars Satürn karşıtlığı biraz zor bir açıdır. Arkadaş ilişkilerinize dikkat edin lütfen. Bazı grup içerisindeki sorumluluklar sizin için yorucu olabilir. Duygusal konularda bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Spor gibi fiziksel aktivitelerde de yani böyle biraz kazalara, sakarlıklara, işte kas zedelenmeleri, eklem problemleri buralara yol açabilir Mars Satürn karşıtlığı. O yüzden genel olarak da aktivitelerde, fiziksel hareketlerinizde daha temkinli ve dikkatli olmakta fayda var. Ve ayın 17'sinde Yengeç burcunda yeni ay doğacak. 5. evin 9. evinizde doğacak bir yeni ay. Bu yeni ay aslında sizin için yeni umutlar, yeni düşünceler, yeni fikirler getirebilir. Güzel bir açıda sizin için. Üstelik Neptün'ün de çok olumlu bir açısı var. Dolayısıyla güzel bir yolculuk, bir seyahat, bir tatil olabilir. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde bunları organize edebilirsiniz. Özellikle yurt dışı, yabancı ülkelerle ilgili temalar da öne çıkıyor veya deniz yolculukları gibi böyle konularda da keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Akademik konularda, üniversite eğitimi gibi buralarda bazı hedefleriniz şekillenebilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Medya, basın, yayın işleri, iletişimle ilgili her türlü konuda yine aktif çalışmalar yapabilirsiniz. Yurt dışında yaşamak, yurt dışında okumak gibi ya da yurt dışı, uluslararası bir işle ilgili bir planınız varsa bu yeni ay bazı kapılar açabilir size. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın çok olumlu tesirleri var. Şanslı, fırsat getiren bir yeni ay olacaktır. Önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa önce burçlarımız tabii ki biraz daha bu yeni ay döngüsünde hareketlenebilir, etkileri artabilir. Ay boyunca Venüs Aslan'da, dolayısıyla iş, kariyer konularında beraber çalıştığınız kişiler, üstlerle olan ilişkiler, aile işinde aile ve ebeveynlerle olan ilişkilerde Venüs'ün desteğini alabilirsiniz. Sanatla ilgili işler, güzellik, tasarım işleri, sosyal işler, organizasyonlar, eğlence sektörü, buralarda Venüs'ün destekleri var. 23'ünden itibaren Venüs gerilemeye başlayacak. Her 1,5 yılda bir olduğu gibi 5 Eylül'e kadar Venüs gerileyecek. Bu dönemde iş konularında bazı gecikmeler, biraz böyle belki gerilemeler olabilir. İlişkilere de dikkat edin. Özellikle üstlerle ilişkilere, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere.
Retrolar nostaljik etkiler de getirebilir. Yani yarım kalmış işler, önceden çalıştığınız kişilerle görüşebilirsiniz. Bazı konular tekrar hayatınıza gelebilir. Güzellik işleri, sanat işleri, organizasyonlar, eğlence sektörü. Hani buralarda yavaşlamalar ve bazı terslikler olabilir. Bunlara dikkat edin. Tabii ki özel ilişkilerde de Venüs gerilemelerinde aşk konularında, sevgi konularında sorgulamalar artabileceği için çok radikal davranmamak, hani önemli başlangıçlar yapmamakta fayda var. Para ve finans konularında da biraz daha temkinli olmakta fayda var. Güzellik gibi, böyle estetik gibi konularda da biliyorsunuz Venüs retrolarında önemli hareketlerde bulunmamayı tercih ediyoruz. 5 Eylül sonrasını beklemek daha faydalı olacaktır. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Akrep burcu, zodyağın 8. burcudur. Su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar. Çok zeki ve sezgileri güçlü olan akrep burcundan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.